Şimdi biz birilerine deli diyoruz. Onları içeri sıkıyoruz. Bir yerlere, tımarhanelere tıkıyoruz. İşte akıl hastanesine tıkıyoruz. Ama hani bu insanları neye göre biz deli seçiyoruz? Yani farklı tavırlarından dolayı mı? Çok ilginç, güzel çalışmalardan biri. Bu kitap günümüz düşünen insanının haklı serzenişlerini içeren bir kitap. Orta Anadolu'dan romancı çıkması çok önemli. Tane tane okunması gerektiğini düşündüğüm için ve kendim de çok sevdim. Zaten yazarın dilini de çok beğendim. Kelimeleri kullanışı, olayı anlatış tarzı kitaba farklı bir hava katmıştı ve kitabı çok sevmemin sebeplerinden biri de bu oldu. Kitabımız şiirsel bir anlatımla yazılmış. Yani başından sonuna kadar içerisinde kısa kısa şiirler, hem ünlü şairlerin şiirleri hem de yazarın kendi yazmış olduğu şiirler var. Kitap çok akıcıydı. Öncelikle bunu söyleyeyim, ben hiç sıkılmadan okudum. Bu benim için önemli bir etken. Yazarın da bu kitabın dili konusunda bir başarısı vardı ki o da baştan sona kadar o akıcı ama hafiften de ağır olan dilin devamlılığını sağlayabilmiş olmasıydı. Gerçekten çok başarılı buldum bu konuda yazarı. Aşık olmasını, bu aşk üzerinden delirmesini, akıl hastanesine yatırılmasını, belki delirmeden bile akıl hastanesine yatırılması üzerine akıl hastanesinde delirmesini okuyorsunuz. Anlatmaya çalıştığı biraz daha fazla yoğun bir varoluş sorgulamasıydı bana göre. Acının o güçleştirici etkisini anlatmaya çalışıyordu. Boy'un favorisi olan Emre Timur'dan Şizofren adlı kitap. Bu kitabı kesinlikle okuyun ya. Kesinlikle alın okuyun yani. Kitapta ben özellikle akıl hastanesinde kurulan dostluklar gerçekten çok ilgimi çekti. Bu kısımlar çok hoşuma gitti. O dostların arasında geçen muhabbetler veya dostların o akıl hastanesinde yaptıkları çok güzeldi. Aslında bence hani çılgınlıkları olan insanların arasında daha güzel muhabbetler geçiyor. Bir şizofrenin akıl almaz hayat hikayesini okuyacaksınız. Çok beğenerek okudum ve tahmin ettiğimden çok daha kısa sürede okudum. Romanı, edebiyatı ve psikolojiyi seven bir kişi. Anlatımından dolayı kitap benden çok yüksek puan aldı. Gerçekten bu yönden çok etkileyici bir kitaptı. Çok severek, çok keyif alarak okudum. Okuyan insanı rahatsız etmek, bir şeyler hakkında farkındalık oluşturmak istiyor. Birçok anlamda bilgi verici bir kitap. Bu nedenle hem iyi bir okuma sunması hem de böyle bilgilendiren bir kitap olması sebebiyle ben ekstra bu kitabı okumaktan memnun oldum. Gerçekten çok güzel bir kitaptı. Çok sevdim. Bir kere yazarın dilini çok sevdim. En baştaki o 50 sayfadaki dil beni inanılmaz mutlu etti. Evet, hoşuma giden şeylerle karşılaştığımda kitaplarda mutlu oluyorum. Ufak ufak böyle yerli yerinde kullanılmış, hikayeye yedirilmiş, sıkıcı olmayan bilgiler vardı içerisinde. Bu anlamda benim için bilgi edinici bir kitap da oldu. Yani yaşanan neler neler var. Sadece okumalısınız diyorum. Başka da hiçbir şey demiyorum. Selam arkadaşlar. Sizin başlıktan görebildiğiniz gibi, fakat ben o başlığı henüz koymadığım için göremiyorum. Şizofren romanının ikinci baskıya geçtiğini görüyoruz. İlk baskı 5 ay içinde tükendi ve 1000 adet basıldı. Aslında ben yani beklediğimin üzerinde bir teveccüh gördüm. Çünkü insanların bu kadar psikiyatriyle, psikolojiyle ilgilendiğini ben bilmiyordum. Şimdi enteresan bir şekilde mesela kendisi bizzat psikolojiyle ilgilenmese bile bir hasta yakını oluyor. Ya da ne bileyim ucundan kıyısından da olsa atıyorum hayatında bir dönem depresyon geçirmiş oluyor. Ya da bir yakını depresyon içinde oluyor. Ya da hatta işte birilerini anlamak için, kendini anlamak için falan bakıyorsun mesela gerçekten psikolojiyle şu veya bu şekilde ilgililer. Psikolojiyle ilgili olunca dolayısıyla ucu psikiyatriye de bir şekilde değiyor. Niye? Artık biliyorsunuz günümüzde leblebi gibi psikiyatrik ilaçlar kullanılıyor. Bugün mesela antidepresan kullanıyor musun diye ben soruyorum fuarlarda. Yani öyle hayır diyen ya da hiç kullanmadım diyen pek kişi çıkmıyor. Bir de şunu söyleyeyim. Fuarlarda hatta yolda giderken adam beni yakalıyor mesela. Ben de şizofreni hastasıyım. İşte oğlum bipolar, kardeşim intihar etti filan böyle. Yani insanların psikiyatriyle, psikolojiyle bir şekilde temasları var. Ben hani bu derece beklemiyordum. Şöyle dışarıdan baktığınız zaman sağlıklı görünüme sahip, gayet düzgün giyimli, düzgün görünümlü İnsanların hikayelerini bir yoklayın. Arka planda neler neler çıkıyor. Bunu mesela hani bir psikiyatrlar bilir, psikologlar bilir. Bir de fuarlarda gelip beni buluyorlar. Mesela bir kadın gelmişti, 8 kere akıl hastanesine girip çıkmış.
Yani orada hani aslında anlatılan şeyler uydurma şeyler değil. Hani şu kitapta baktığınız zaman böyle fantastik böyle işte uydurma filan şeyler olmadığını düşünün yani. Çünkü gerçek hayat romanlardan daha çılgın. Şizofren romanı yine az yayın grubundan çıkacak. Kitap kapağı, formatı hiçbir şey değişmeyecek. Çok kısa bir yazar hakkında bölümü ekleniyor. Bir de onun dışında imla hatalarıyla alakalı bir düzenleme yapılacak. Ve önümüzdeki fuarda da ikinci baskıyı göreceksiniz. Ve üzerinde ikinci baskı diye yazacak. Birinci baskıda birinci baskı yazmıyor. Ha, bununla beraber şey de var aslında. Benim biliyorsunuz yıllar önce bu gece kitaplığında heba olan palyaçonun listesi romanım var. Bu kitap tekrar elden geçiyor. Tamamlamak üzereyim. Ana kurguya çok dokunmadım ama kısa bir küçük bir müdahale yaptım. Bu yine az kitaptan çıkacak. Yani önümüzdeki muhtemelen İstanbul'daki fuarda bu şizofrenle palyaçonun listesini yan yana göreceksiniz az kitaptan. Şizofren ikinci baskı, palyaçonun listesi gözden geçirilmiş yeni baskı diye. Şimdi arkadaşlar bu şizofren romanının tanıtılması, duyurulması, yorumlanması sürecinde bana destek veren arkadaşlarım oldu. Ben onlara şimdi teşekkür edeceğim. Fakat şöyle demek istiyorum. Burada az sonra ismini geçireceğim arkadaşlarımın dışında yüzlerce kişi var. Yüzlerce kişi var. Yani hani tamamının bir listeye alınıp teşekkürden geçmesi zaten mümkün değil. Fakat ben özellikle YouTube videosu çeken arkadaşlarımı bir araya toplamak istedim. Onlara bir teşekkürde bulunmak istedim. Bu gördüğünüz de aslında benim kutlama prom. Yani devamlı böyle pro içen falan biri değilim. Önemli gün ve haftalarda içiyorum. Bugün de önemli bir gün. İkinci baskıya geçmemizi kutluyorum bir nevi yani. İnternete girdiğiniz zaman, yani bu şizofren yorumlarıyla alakalı, yani birçok sayfa göreceksiniz. Bu Instagram'da, Facebook'ta, YouTube'da her yerde göreceksiniz. Hani onların içine tek tek gezdiğiniz zaman şunu fark edeceksiniz. Romanı şu veya bu şekilde anlayan, yani bizimle aynı dili konuşan, bizimle bir dirsek teması, bir fikir ortaklığı içinde olan, duruş ortaklığı içinde olan, dil ortaklığı içinde olan hiç kimseden olumsuz bir yorum görmeyeceksiniz. Aslında olumsuz yorum görmeyeceksiniz çünkü onlar okumadı. Yani konunun böyle algılanması, böyle yorumlanması beni gerçekten çok sevindirdi, çok mutlu etti. Bu konuda cesaretlendirdi. Yani ben 100 tane, 1000 tane roman da yazsam yine insanı anlatacağım, yine psikoloji dilini kullanacağım. Ya bu konuda beni geleceğe yönelik cesaretlendiren bir şey oldu bu. Çünkü ben dedim ya, insanların psikolojiyle bu kadar alakalı, bu kadar hemhal, destek teması içinde olduğunu bilmiyordum. Aslında şöyle söyleyeyim, Palyaçonun Lisesi romanı da psikolojik bir roman sınıfına girebilir. Bundan sonra şu an yazımını devam ettirdiğim Kopuş romanı var. Çok evvelden yazdığım İtiraf ismiyle çıkacak bir roman var. Yani 2020 başlamadan önce bu dördü çıkacak. Ondan sonra roman dışında başka bir kitap var kafamda. Her Şeyin Felsefesi diye. O biraz da farklı bir tarz olacak. Ama 2020 gelmeden dört tane romanın raflarda duruyor olacak. Planım şu an için bu. Dördü için de Az Kitabı düşünüyorum. Az Kitap yayın grubunun dağıtımı falan gayet iyi. Ben çok memnunum. Yani bütün fuarlara gidiyoruz. Ben de gidiyorum. Gitmeye çalışıyorum. Şu ana kadar gidemediğim sanırım bir Samsun oldu. Birkaç bir fuar daha olmuştu ama yani şey, önümüzdeki fuarların hepsine ben katılacağım. Zaten yani bu yılkiler yakında başlayacak. Şu an biraz ara verdi. Dediğim gibi onlar da şizofrenle palyaçonun sesini yan yana göreceksiniz. Eğer palyaçonun sesi yetişirse. Bakalım ben elimden geldiği kadar hızlı olmaya çalışıyorum. Önümde bir liste hazırladım. Aslında şöyle söyleyeyim. Teşekkür ve selam söylemek istediğim çok fazla kişi var. Çünkü bana desteğini esirgemeyen, güzel yorumlar yapan, bu konuda güzel keyifli sohbetler yaptığımız çok fazla arkadaşım oldu. Çok fazla okurum oldu. Yani hani şizofren romanından sonra bir yani aynı dili konuştuğumuz bir dirsek temasında olduğumuz bir fikir ağı, bir topluluk oluştu. Bu çok güzel bir şey. Türkiye'nin her yerinden. Ama ben özellikle bu YouTube videosu
çekerek yorumlayan arkadaşlara bir teşekkürde bulunmak istiyorum. İlk önce Burcu Büyükkırcalı'ya İzmir Fuarı'ndan beri desteğini hiçbir zaman esirgemeyen, emeğini esirgemeyen ve bu konuda yorulmayan Burcu'ya çok teşekkür ediyorum. Selamlar Burcu. İpek Tombak mesajı, yani romanın mesajını en doğru anlayanlardan birisiydi. Hukukçu zaten kendisi. Yani oradaki o hani doğru algılayışı, alt metin okumayı gördüğüm zaman ben gerçekten sevindim. Yani birilerinin bir şeyleri doğru anlaması önemli. Aslında şöyle söyleyeyim. Şimdi romanı niçin yazıyorsunuz ya da kitabı niçin yazıyorsunuz? Aslında çok sevilip alkışlanmak için değil. O biraz şeyde, en azından benim için amaç bu değil. Onu amaçlayanlar da vardır mutlaka ama. Benim için anlaşılmak çok önemli. Yani velev ki bir kişi olsun önemli değil. Anlaşılmak önemli. Anlaşılmak için yapıyorsunuz. Sanat her zaman anlaşılmak için yapılır. Gerçek sanatsa eğer. Yani anlaşılmanın dışında kaygılarla yapılan sanat zaten zanaata falan giriyor. Başka bir şeye giriyor artık. Yani işin içinde kapitalizm bulaştığı zaman o artık sanat değil. Başka bir şeydir. Yani ben de hani mesajı doğru algılayan, yani alt metni doğru okuyan, yani hani şu kitabı alıp yorumlarken yani şu oldu bu oldu diye değil de ne demek istiyor? Dünyaya ne mesaj bırakmak istiyor diye anlayan, okuyan, okuyucu olduğu zaman ve oradaki mesajı, benim yaptığım espriyi anladığı zaman çok mutlu oluyorum. Tamam işte oldu diyorum yani. Amacına ulaşmış oldum. Şimdi sıradaki kitabı yazabilirim diyorum. Bu da öyle bir şey. Çünkü şöyle biliyorsunuz mesela Öklit, Aristos'u, Sokrates'i gelmiş geçmiş. Gerçi Sokrates'in kendi yazdığı metni yok ama demek istediğim şey şu. Descartes mesela. Birileri gelip gidiyor, bir şeyler yazıyor. Ve insanlık dönüp dönüp oraya bakıyor. Burada bir şey vardı diyor. Değil mi? Yani bence bu tip eserler bırakmak çok önemli bir şey. Şimdi yazarsın, bir yıl sonra unutur. Unutulur. Kimse ne yazdığını bile hatırlamaz. Ama hani insanlık dönüp dönüp ya burada bir espri vardı diye anlayalım, anlamaya çalışalım diye dönüp bakacaksa asıl eser bence o eserdir. Ben de elimden geldiği kadar bunu yapmaya çalışıyorum. Aslında içimden gelen de bu. Hani bunu yapmak için kendimi ayrı bir şablona sokmuyorum. Neyse devam edelim. Arzu Saçlı'ya çok teşekkür ederim Arzu Hanım desteklerinize. Gökhan Dinçer ilk yorumlayan kişiydi. Gökhan Bey selamlar. Nil Meltem Nişancı. Nil seninle CNR fuarına denk gelememiştik. Ben 2 gün orada kaldım. Ben gittikten sonra sen 10 gün boyunca fuara gittin. Selamlar. Eda Köksal, sevgili Eda ilk yorumlayanlardan biriydi. Ve aslında onun yorumu aslında çok etkili oldu diyebilirim. Çünkü seveni ve takipçisi çok sadık Eda'ya, öyle diyeyim. Yani yorumlarına çok itibar ediyor. Ve Eda'nın hani postitlerini falan işte böyle keyifle seve seve okuduğunu falan gören takipçileri teveccüh gösterdiler. Ve aslında oradan hani bana çok olumlu dönüşler oldu. Selamlar Eda. Nilay Üstürk, Nilay selamlar. CNR'da görüşmüştük. Bir sonraki fuarda görüşmek dileğiyle. Birsen Berfin, Birsen sana da selam söylüyorum. Desteklerin için, her türlü desteğin için. Elif Yıkılmaz karakterlerin hiçbirisini sevmediğini söylemişti. Müjgan'ı özellikle, Müjgan'a nefret ettiğini söylemişti. Aslında şöyle, ben karakterlerin hiçbirini severek yazmıyorum zaten. Yani ben de sevmeyerek yazıyorum karakteri. Aslında sevilmesin diye yazıyorum belki. Oradaki espri o karakterin hani sevimli ya da böyle şey olması, şirin olması falan değil. Orada bir takım mesajları vermesi. Aslında bu da aynı dili konuştuğumuzu gösteren bir şey. Yani Elif hani kendi kendine şunu sormuştu. Ben hangi karakteri sevdim diye düşünmüştü. Onlarca karakter var. Hiçbirisini sevmediğini söylemişti. Rukiye ikinci. Rukiye ile de Kocaeli Kitap Fuarı'nda buluşamadık. Denk gelemedik. Sonrasında Rukiye ile bir Kocaeli Kitap Ağacı bir projemiz vardı. O da biraz kaldı sanırım. Üzerinde çok duramadık. İlerleyen zamanlarda görüşmek üzere. Selamlar Rukiye. Erdi Karadeniz. Erdi Bey selamlar. Teşekkürler. Yıldız Hanım teşekkürler. Kendisiyle irtibata geçemedik ama Starsbook'un admini. Sedef Boğaç. Sedef Boğaç varoluşçu ekolde bir arkadaşımız.
Yani aslında aynı dili konuşuyoruz. Yaptığı yorum çok yerli yerinde bir yorumdu. Ben zaten katılıyorum ona. Yani duygusal geçişlerin biraz keskin olduğunu söylemişti. Bunu da biraz kasıtlı olarak yaptım. Yani içimden daha fazla duygu yazmak geçse de yazmadım. Bunun sebebi günümüzün kapitalist okuyucusu spot bir çağ. Yani bunu şey yapamıyor, çabuk sıkılan bir okuyucu var şu an. Hani biraz okuyucunun romandan kopması ve o sürükleyicilikten ayrılması yazarın istemeyeceği bir şey. Biraz da orada belki içinden gelse bile bir takım betimlemeleri ya da duygu aktarımlarını azaltarak yapıyor. Aslında hani dediğim gibi benim içimden gelen daha fazlasını yazmak. Ama bu kopuş romanında biraz sanırım o miktarı artırabilirim. Teşekkür ediyorum. Sedef. Deniz Doğa Şirinoğlu, Deniz selamlar, teşekkür ederim. Veli Bey'e gelirsek, Veli Bey ücretsiz bir şekilde kitabın dağıtımını yaptı. Bu konuda Adem Özbay, yayıncımız sponsor oldu. Herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bu şöyle bir şey aslında. Yani kitabın okura ulaşması her zaman kapitalist kaygılarla olmamalı. O zaman da bunu söylemiştim. Yani Veli Bey'in böyle bir çabası var. Çok fazla yazarla irtibat halinde oldu ve okurlara ücretsiz bir şekilde bu dağıtımı yaptı. Ve bu gönderilen kitapların bazıları, işte ne bileyim, bazı köylerdeki okuma odaları, kütüphaneler, böyle yerler. Yani ben çok mutlu oldum aslında. Bu faaliyet bence çok doğru bir faaliyet. Veli Bey'e de teşekkürlerimi sunuyorum. Aslında bu videoyu çok uzatmak istemiyorum. Söyleyeceğim bir şeyler daha vardı. Teşekkür etmek istediğim aslında Burcu ile beraber söyleyecektim ama Kitapsızlar grubu var İzmir'den. Yani gerçekten desteklerini esirgemediler. 5 kişi geldiler. Hep beraber fotoğraflar çekindik. Selam söylüyorum hepinize ayrı ayrı. Şu daha şeyi göstereyim size. Bu Palyaço'nun listesi romanındaki tablo arkadaşlar. Hastaneden çalınan tablo. Okuyanlar biliyor. Tekrar basıldığında da bunu okuyacaksınız. Hatta arkasında da imzam var gördüğünüz gibi. Yani bu tabloyu ben böyle tutuyorum. Bir yerde gördüm, hemen aldım. Çünkü kitapta bahsettiğim tablo buydu. Real olarak görünce de hiç kaçırmak istemedim. Artık ben öldükten sonra açık arttırmayla falan satarsınız. Bir şey daha göstereyim. Bunu da geçen şeyde gördüm. Bir sahafta gördüm. Böyle Buyur Düzer Düştün ilk basımı. Sadi Irmak Türkçe'ye çeviren ve o zamanın Türkçesiyle. Yani hani gerçekten çok keyifli bir okuması var ama kitap da öyle yapı olarak pek okumaya müsait değil çünkü parçalanıyor. Ya sanırım 1938'den 39'dan falan kalma. Mesela şu an açtığım başlıkta Fazilet Kürsülerine Dair diye bir başlık atılmış. Bu da ilk çevirisi. O zamanlar demek okunuyormuş ve talep varmış. Bu beni şey yaptı. Mesela bakın bir başlık daha. Üç Fena'ya Dair. Ben o günkü dili seviyorum aslında. O günkü çevirileri seviyorum. O yüzden bu dünya klasiklerinin de eski basımlarını almaya çalışıyorum. Bunu da aldım. Böyle saklıyorum. Aslında okumak için değil. Saklamak için. Koleksiyon amacıyla aldım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İlerleyen fuarlarda görüşmek dileğiyle. Ben her zaman yorumlarınızı, değerlendirmelerinizi bekliyorum. Ulaşılabilen bir yazar oldum. Yani ne zaman yazsanız beni buluyorsunuz zaten. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Teşekkür ederim. Hoşça kalın.